Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Umarım iyisinizdir. Ekranımızı yine standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Sadece bu kanallara dayanarak, burada yer alan bilgilere, videolara dayanarak yapacağınız işlemler sizlerin risk ve getiri tercihine uygun sonuçlanmayabilir değerli dostlar. Yine kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyelim. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleriniz için katıla farklı kategorilerden dahil olarak istediğiniz paritenin, istediğiniz kripto paranın, istediğiniz hisse senedi endeksin teknik analiz çalışmasını sorabilirsiniz değerli dostlar. 7/24 yine kripto para işlemleri yapabilmek için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için video altındaki açıklama ve yorum kısmındaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz değerli dostlar. Yine katıla dahil olan arkadaşlarımızdan gübre fabrikaları Menderes, Cemaş, Migros, Vespe, Kardemir Ağa, Yataş, Orge, Korts, Alkohol, Doğaş, Kerevitaş ve Vespe hisseleri teknik analizini sizlere yapmış olacağız değerli dostlar. Umarım faydalı bir video olur diyerekten hemen teknik analiz çalışmamıza geçiyoruz değerli dostlar. Evet, gübre fabrikaları değerli dostlar, sert bir düşüş sonrası Fibo 618 bandından bir dönüş hareketini başlattı. Ortalama 61 kusurlardan gelen bir Fibo 618 düzeltmesini gördük. Şimdi biraz Fibonacci üzerinden gitmek istiyorum değerli dostlar. Gübre fabrikalarına ve Fibonacci ve Fibonacci katlama hedefleri nelerdir? Onlara değinmek istiyorum. Tabii Fibonacci'den önce şunları da bir ifade edelim değerli dostlar. Burada teknik açıdan şöyle baktığımız zaman şu destek çizgisi altına sarkmadığımız müddetçe zaten bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Onu bir defa söyleyelim. Her geriye düşüş bir fırsat haline gelebilir teknik açıdan. Evet, şimdi burada hemen olası formasyonları şöyle bir belirtelim. Değerli dostlar, bakınız burada oldukça hassas bir şekilde, bakınız şöyle atıyoruz. Bakınız kırılma noktasını sizlere sunmak istiyorum değerli dostlar. Bakınız teknik anlamda aslında şu anda senaryonun pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Gübre fabrikaları arkadaşlar, günlük grafik üzerinde bakın şu alandaki sıkışmanın, bakınız bu sıkışmanın yukarıya doğru kırıldığına şahit olduk değerli dostlar. Bu anlamda pozitif bir görüntü hakim diyebiliriz gübre fabrikaları için. Ne zaman ki 76 bandın altına, bakın şu bantların altına sarkma gelir ise, kapanış, günlük kapanış gelir ise tabii ki temkinli olmak lazım. Ama bizim için önemli olan, bakın şuradan çizdiğimiz zaman şöyle şu ana desteğin altına sarkmadığı müddetçe bir sıkıntıdan bahsedemeyiz değerli dostlar gübre fabrikaları için. Evet, şimdi değerli dostlar, burada bir Fibonacci ve Fibonacci katlama hedefini sizlerle paylaşmak istiyorum. Fibonacci 0.618 altın oran dediğimiz noktadan aslında dönüşümüzün geldiğini, 61.80'lerden bakınız şu bölgeden dönüşün geldiğine şahit oluyoruz. Şimdi burada değerli dostlar, teknik anlamda katlama hedefini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın şu bölgeden çizmiş olduğumuz Fibonacci değerini şöyle atıyoruz değerli dostlar. Bakınız 88.60 bandı. Bakınız değerli dostlar, 88.60 daha önceki zirve noktamız. Bakınız bu seviyenin üzerine atabilir isek artık yeni senaryolardan bahsedebiliriz. Sırasıyla 97.85, 105, 110, 115, 121, 131 şeklinde bakınız Fibonacci teknik hedeflerimiz karşımıza çıkmış oluyor. Tabii ki burada önceliğimiz nedir? 88.60 seviyesi, bakın şu bölgenin üzerine atmış olmak değerli dostlar. Umarım bu seviye üzerine atarak
yeni bir katlama hedefiyle, çanak katlama hedefiyle değerli dostlar şu şekilde karşı karşıya kalırız. Bu da bizi oldukça güzel yerlere getirebilir değerli dostlar. Evet, gübre fabrikalarında kritik bir haftaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Kritik olmasının sebebi de 88,60 olan bu bölgenin değerli dostlar aşılıp aşılamayacağı. Eğer ki bu bölge aşılır ise bir katlama hedefinden bahsetmiş olacağız. 88,60 bizler için ortalama bir direnç noktası değerli dostlar. Evet. Menderes sorulmuş. Hemen Menderes'e bakalım. Videonun sonunda yine hisse senetlerimizin değerli dostlar takaslarına bakabilirsiniz değerli dostlar. Vallahi değerli dostlar Menderes bir nehir misali, bir akıntı içerisinde bakın şu bölgede oldukça güzel bir akıntımız söz konusu. Evet, daha önce de zaten yine teknik analizini paylaştığımız hisselerden bir tanesi ve daha önceki paylaşım sırasında demiştik ki arkadaşlar şurada bakınız kırılım geldikten sonra bakınız yukarı doğru bir atağımız gelebilir ve bu atak gerçekleşti. O zaman da dedik ki 2.81 bizim için destek noktası. Olası bir destek 1.65'lere kadar taşıyabilir ama 2.81'lerin altını görmedik. Burada düşen kırılımı geldi ve 3.93 4 0.5 bandına kadar hareketimiz şu anda devam ediyor. Teknik anlamda olumlu senaryomuz devam etmekte. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörlerin de olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Menderes'te teknikte hiçbir değişme yok. Daha önceki teknik analiz çalışmasını yaptığımız şekliyle devam ediyor değerli dostlar. Evet. Cemaş. Şimdi Cemaş'taki son durum nedir? Şöyle bir bakalım. Grafimizi yine sıfırlayalım ve Cemaş hissesinde arkadaşlar bakınız biraz önce Menderes'e baktık. Aslında değişen bir şey yok hisselerimizde. Daha önceki çizmiş olduğumuz teknik kalıbın içerisinde seyri sefa etmekte değerli dostlar. Bize de ne düşüyor? Bu kanal içerisinde takip etmek, bu destek ve dirençler artık kişinin tercihine, risk tercihine kalmış stop loss noktaları. Burada dedik 2.14, 2.04 sıralı destekte ki bu 2.14 desteğimiz de kırılmadı. 2.31 direncimiz de bu arada gelgitler yaşıyoruz. 2.31'in üzerinde kapanışlar gerekli değerli dostlar. Daha sonra 2.59 ve bu aşamalar sırasıyla bizi yeni bir zirveye, yeni bir tepeye taşıyabilir değerli dostlar. İndikatörlere baktığımız zaman yine indikatörlerin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Cemaş'ta da yine teknik anlamda değişen bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Umarım 2.59 bandına gelip burayı da bir katlama boyu yukarı doğru götürür arkadaşlar. Hep beraber takip edeceğiz. 2.14, 2.04 desteğimiz halen geçerli arkadaşlar. Migros. Migros demişken Carrefour'sa amma düşmüş değil mi arkadaşlar? Yani dehşet. Grafiği sıfırlayalım. Şimdi Migros'ta şu bölgeye dikkat çekmişiz. Şu 45-50 bandındaki bakın şu kırmızı bölge hareket ettiriyorum bakınız değerli dostlar. Burası önemli. Burası niçin önemli? Daha önce artık tepe noktası ve destek noktası olarak çalışmış olan bir bölge olduğu için bu bölgenin üzerinde tutunmamız bizler için oldukça önemli. Şu kısımda zaten bir savaşın olacağını söylemiştik. O savaş gerçekleşiyor. Bakalım neler olacak. Migros hissesi için değerli dostlar. Teknik bize şunu söyler. Bakın şu destek hattının üzerine şöyle 44.90 değerli dostlar. Bakın 44.90 bantları üzerine atmamız gerekir. Evet. %44.90 üzerine atabilirsek rahatlamış oluruz. Tekrar bu kanal içerisine girmiş oluruz değerli dostlar. Aşağıda ise bakın şu bölgeler altı sıkıntılı.
buraya dikkat etmiş olacağız. Niçin burası sıkıntılı arkadaşlar? Onu söyleyelim. Bakınız, teknik anlamda bazı formasyonlar, oluşumlar vardır ki bunlar gerçekleştiği zaman onun önünde durmanın bir anlamı yok. Akıntıya karşı kürek sallamanın, akıntıya karşı yüzmenin bir anlamı yok. Bazen gereken neyse yapmanız gerekir formasyonlar karşısında. Şimdi burada zaten söyledik ki 44.90 üzerine tekrar bu kanalın, bu destek hattının üzerine attığı için olumlu. Atamaz şu aşağıdaki kırmızı bölgenin altına gelecek bir sarkmada bakınız. Hem ana destek kırılmış olacak hem de şöyle bir oluşum içerisine girmiş olacağımız için şu mesafe boyunca geriye çekilme olabilir arkadaşlar. Buraya dikkat etmiş olacağız. İndikatörlere baktığımız zaman indikatörler şu anda ne aldı ne sattı ama hepsi henüz yukarı yönlü bir hareket içerisine girmiş değiller. Aşağı yönlü oluşum eğilim devam ediyor. Bu anlamda 44.90'ın üzerinde olumlu diyebiliriz değerli dostlar. Evet, Vespe. Oldukça güçlü indikatörlerimiz, özellikle MACD indikatörü yeni alım yapmış. Vallahi arkadaşlar zirve zirve zirve, nereye kadar gider bilemeyiz. Burada halen pozitif senaryomuz devam ediyor. Halen güçlü. Yani burada zaten stop loss olduğu müddetçe, bakın stop loss'ları takip ettiğiniz müddetçe sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın şöyle yelpaze çizimiz, stop loss noktalarını ne yapacaksınız? Takip etmiş olacaksınız. Şöyle takip ediyoruz. Bakınız yelpaze çizimine devam. Evet. Görüntümüz bu arkadaşlar. Bakınız yelpaze şeklinde. Sırasıyla bu noktaları kendinize destek alacaksınız. Ortalama bakınız 51.70. Bakınız şurası 51.70. Daha sonra 47.50. Bunlar sırasıyla birer destek noktası olarak kullanılabilir değerli dostlar. Evet. Yani üstünü artık kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ama teknik anlamda 47.35, 51.70 bunlar sırasıyla bizim destek noktalarımız haline gelmiş durumda. Evet. Gerçekten muhteşem bir yükseliş Vespe'de. Umarım yani gerisi gelir arkadaşlar. Yani ne diyelim, ama bu yelpaze desteklerimizi mutlaka takip etmiş olacaksınız. Hele şu son çizgimizi şöyle klonladığımız zaman, bunu şöyle bir kanal içerisinde olduğumuzda ne yapıyoruz? Görüyoruz değerli dostlar. Evet, bir kanal içerisindeyiz. Bu kanalın kırılmasıyla, aşağı yönlü kırılmasıyla stop loss'unuzu koyabilirsiniz değerli dostlar. Vespe'deki teknik görüntü bu şekilde. Şimdi şunu söyleyelim. Bazı arkadaşlarımızın bazen takıntıları olabiliyor. Ya bir hisse tepeye gitmiş hocam. Bunu kripto paralarda son zamanda epey yaşadık. Ben eşime, dostuma, çevremde böyle muhabbet ederken bazı kripto para analizleri yapıyoruz. Ya hocam hepsi gitti, hepsi yükseldi, artık nereye gidebilir gibisine laflar ediyorlar. Yani Dogecoin'in bile yani o şekilde zirve yapmış bir, bakınız kriptonun bile teknik analizini yapabilirsiniz tepede. Nasıl oluyor bu? Değerli dostlar bakın, daha önce de bu sert yükseliş, örneğin 12.80'den hisse gelmiş bu noktaya 29.40'lara. Artık hocam tepe değil, bakınız bu bölgeden tekrar yukarıya fırlıyor. Bakınız daha sonra 35.40'lara geliyor. Yani her an çakılabiliriz falan filan, ama ana kanal desteğinin altına tıkılmadığı müddetçe satış yok. Ya burada da formasyon her haliyle var arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman. Bakınız şöyle bir oluşum içerisinde bakınız. Yani burada da ne var şu anda? Bir yükselen kanal trendi var. Bu yükselen kanal trendinin başlangıcını bu noktadan alır isek halen devam ediyor değerli dostlar. Yani bizim o zirve olarak gördüğümüz noktalarda, özellikle bir günlük grafikte veya haftalıkta zirve görebilirsiniz ama 4 saatle 1 saatle getirdiğiniz zaman önemli formasyonları, önemli oluşumları yakalayarak aslında hissenin gidebileceği yönün tahmininde bulunabilirsiniz. Onun için ya bu Vespe, yani Bittor artık hocam nereye gider?
Tamam, ya haklısınız. Yani sizde tepede kalır mıyız korkusu var. Ama şunu unutmayın, burada da bir formasyon var. Yükselen kanal trendi, bakın şu 24 Aralık'tan itibaren gelen bir kanal trendimiz var. Bu kanal trendinde aşağı yönlü kırılmadığımız müddetçe teknik görüntü olumlu mu? Olumlu. He, aşağı kırarız bir gün. Yani nerede kırılır bilemeyiz ama şu şekilde. O zaman bir stop koyabilirsiniz. Ama şimdilik böyle bir görüntü söz konusu değil. Ha, burası riskli mi? Riskli tabii. Niye? Direnç noktasındayız. Bu direnç noktasından gevşemeleri görebiliriz. Evet. Yani şurada yani yükselen kanal trendi olduğu için nerede aşağı doğru kıracak? Yani o belli olmadığı için burada şu stop loss noktamız diyemeyiz ama yatayda şöyle baktığımızda 51.70, 47.30 gibi destek noktalarımız da mevcut. Kardemir Ağ. Kardemir Ağa'nın ekmeğini yedik ha. Değerli dostlar, gerçekten güzel fırsatlar sundu. Şu anki görüntüde dikkat etmek gerekir. Niçin? Bakınız niçin? Birinci desteğimiz bakınız. İkinci destek, üçüncü destek, dört, beş. Bakınız buraya dikkat. Niçin dikkat kesildi? Değerli dostlar, kanal desteğindeyiz. Dönüşü alım fırsatı olabilir. Lakin burada dikkat edeceğim husus şudur. Hemen kaldırıyorum tüm çizimleri. Bakınız. Şöyle bir destek hattımız mevcut idi. Ve tam sınırdayız. Bu sınırda bir oluşum söz konusu olabilir. Bakın dikkat ediniz. Bu bölge kırılır ise. Arkadaşlar daha önce hep buralardan alımları konuştuk değil mi? Yani bu destek noktalarından alımları konuştuk. Ama burada dikkat ediyoruz. Bir destek dönüşü gelmez, aşağı doğru kırılım gerçekleşir ise bakın sol omuz, baş, sağ omuz. Bu şekilde vurduğumuz zaman derinlik kadar geri çekilebiliriz. Bu negatif senaryoyu unutmayın. 4.20-4.30 bandına kadar geri çekilme olabilir. Bu ihtimalleri her zaman göz önünde bulundurun değerli dostlar. Bakın şu bölgeyi görüyorsunuz. Daha önce test edilmiş, çalışmış bir destek bölgemiz. Bu noktaya kadar geri çekilme oluşabilir. Kardemir Ağa'da henüz bir destek kırılımı söz konusu değil. Ama bu kırılım gelir ise satış sert olabilir. Dikkat etmek gerekir değerli dostlar. Evet, daha önceki teknik çalışmalarımızda hep olumlu baktık. Ama burada birazcık dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum. Yani bunun da bir sebebi var. Yani daha önceki oluşumlarda destek dönüşlerinde herhangi bir satış üretebilecek teknik formasyon söz konusu değildi değerli dostlar. Ama burada eğer bu destek kırılır ise bir omuz baş omuz formasyonuna gidebiliriz. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var diyoruz değerli dostlar. Buradaki pozitif senaryonun oluşabilmesi için yani şurada 1-2 gün içerisinde şöyle yeşil mumları görmemiz lazım arkadaşlar. Yukarıya doğru yeşil mumları görmemiz lazım. Şöyle 2 gün bu kanal trendi içerisinde kalıp yeşil mumları görmeliyiz. Eğer bu mumları görür isek değerli dostlar ve şöyle bakıyoruz 5.97 bantları bakınız. Bu bandın üzerine de atabilir isek tekrar yeni zirvelere tekrar yeni tepelere yolculuk gelebilir değerli dostlar. Evet şöyle yapalım. 5.97. Yataş. Yataş çok sorulmaya başladı bugünlerde. Hemen bakalım. Hey gide Yataş'ta ne günler ne günler ne teknik analiz çalışmaları yaptık. Ya tıkır tıkır gitmesi gerçekten sevindiriyor arkadaşlar bizleri. Bakın formasyonlar, oluşumlar. Bakınız 15.37 teknik çanak katlama hedefleri hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Evet 15.37, 15.26 bakınız hepsinin gerçekleşmesi gerçekten bizler için bir onur kaynağı, bir gurur kaynağı diyebilirim değerli dostlar. Şimdi tüm bu çizimleri kaldırıyorum artık. Artık başarıya ulaştık mı ulaştık.
Evet, şöyle yapalım şimdi. Bakın değerli dostlar, dikkat etmemiz gereken bir noktadayız. Hatta şöyle bir bizim o renk cümbüşü kanallardan yapalım. Kanal 1. Kanal 2 değerli dostlar. Bakınız. Zirvelerdeyiz burada. Bakınız bu kanal bir direnç vazifesi görebilir. 18, 10 bantları buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Genelde böyle bu seviyelerde teknik hedeflerde satış düzeltme yiyebiliriz değerli dostlar. Evet, teknik anlamda 18-17 teknik hedefimiz söz konusu ki bu hedef geçildiği zaman artık 18-17 destek alacağız. Bu destek kırılmadığı müddetçe diyeceğiz ki şu aradaki mesafe kadar yukarıya doğru yolculuk gelebilir. Yani 10-18, 8 TL'lik fark olduğunu düşünelim. 26 TL. Yani 18 TL'nin üzerine attığımız zaman otomatik olarak teknik hedefimizin 26 TL olacağını söyleyebiliriz. Ama bu bölgede ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Şimdi indikatörlerden RSI. Bakın şöyle oldukça hassas bir noktada değerli dostlar. Bizim için burada RSI önemli. RSI'ın yön tayini anlamında bizlere büyük bir rehberlik yapacağına inanıyorum burada. Aşağı doğru siyah çizgimizin altına sarkma gelir ise artık yataşta bir satış. Bu siyah çizgiden bir dönüş gelir ise tekrar yukarı yönlü hareket ve 18-17 bantların aşılmasıyla artık 26 bantları teknik anlamda hedef haline gelecektir. Ama gerçekten RSI burada önemli. Bakınız destek 1, destek 2, destek 3. Bu destek çok önemli. Kırılır ise aşağı yönlü. Burada da teknik anlamda satış gelebilir. Buraya dikkat ediyoruz değerli dostlar. Grafiği sıfırlayalım. Şöyle alıyoruz. Bir yükselen kanal trendi içerisinde olduğumuzda görüyoruz burada. RSI bir tık daha bize öncülük edebilir. Nasıl burada yükselen kanal trendimiz var. Bakınız bu yükselen kanal trendi içerisinde yolculuk devam ediyor. Yani burada satış üretmesi için şu bandın kırılması gerekir. Ama RSI bir tık daha önce bize satış sinyalini verebilir. RSI'yi iyi takip edin. Burada da yataş hissesinde destek dönüşü veyahut da kırılımı iyi takip edilmeli değerli dostlar. Evet. Şöyle yapıyoruz. 16-10. Bakın. Her ne kadar şuralarda bir destek kırılsa da bizim için esas olan şu 16-10'luk çizgi arkadaşlar. Bu çizgi bize ya destek olacak ya da aşağı doğru çakılmanın işareti olacak. Buraya dikkat etmiş olacağız değerli dostlar. Evet, yataş hissesinde çanak katlama hedefine çok yakınız ama RSI birazcık dikkatli olmayı gerektiriyor değerli dostlar. Evet, Orge'ye bakıyoruz şimdi de. Yine Katıl'a dahil olan arkadaşlardan gelen bir hisse Orge. Olay bu arkadaşlar. Gerçekten bakınız insan gurur duyuyor bu analiz çalışmalarında. Bakınız teknik anlamda her zaman söyledik. Bunların eğitimini sizlere anlattık arkadaşlar. Dedik ki geçmişteki tepeler bizim için destek noktası olabilir. Bu tepeler kırıldıktan sonra bakınız böyle bir görüntü oluyor. Orgeyi anlatırken size enerji sayı da anlattım. Bakınız dikkat edin. Aynı senaryo enerji sayıda yaşandı dedim. Direnç seviyesi kırıldıktan sonra bir gel git devresi yaşadık dedik. Bakınız şu bölgedeki direnç kırılımından sonra değerli dostlar. Evet. Şöyle bakınız. Kaç burası? Şimdi de kaldıralım. Bakınız. Aynı senaryo arkadaşlar. Hiçbir değişen durum söz konusu değil. Bakın şöyle bir direnç noktamız var. Hatta uzatalım.
Dedik ki bu direnç kırıldıktan sonra bakınız buradaki derinlik boyunca yukarı gitme potansiyeli vardır. Ama bu seviyeye gitmeden şöyle bakınız bir kanal içerisinde bakınız yolculuk ettiğine şahit oluyoruz. Bakın şöyle bir tepe bir aşağı bir tepe ve daha sonra tekrar yukarıya ivme kazanıp gidiyor. Aynı durumun arkadaşlar Orge'de olduğuna da şahitlik ediyoruz. Bakınız Enelisa'daki gibi kırılım geldi. Hop yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı bakınız. Daha sonra bu oluşan tepe ve dipleri birleştiriyoruz. İkisi arasındaki mesafeyi vuruyoruz. Alın size teknik hedefler. Yani senaryolar aynı değerli dostlar. Değişen hiçbir şey yok. Bakınız biz burada hisseleri tararken ne yapıyoruz? Orgeye bakıyoruz. Enerji sahadaki daha önceki artık çatışmalara bakıyoruz. Benzerliklere bakıyoruz. Ortak noktalara bakıyoruz. Bir çakışma var ise ortak bir noktasında birleşiyor iseler diğer bir hisseyle ilgili benzeri bir teknik yorumlama yapma imkanımız olur değerli dostlar. Yani burada Orge diyoruz. Gidiyoruz ya şeye bakıyoruz. Enerjiye benzeri durum. Evet. Şimdi Orge'de çizimleri kaldırıp şöyle bir görüntüye bakmak istiyorum. Önce indikatörler açalım. İndikatörlerde henüz bir satışımız yok. Değerli dostlar burada Fibonacci ve Fibonacci katlama hedeflerini sizlere şöyle sunmak istiyorum. Bakınız. Klonlayalım. Evet, görüntümüz bu arkadaşlar. Bakın Orge'de şöyle baktığımız zaman teknik hedeflerimiz neler? Bir defa 14.04 buranın teknik hedefi. Ha, bu tekneye gider iken bizim durak noktalarımız olacak. 10.62 bakınız test edilmiş. 11.27 bakın bu seviyenin üzerinde de kapanış gerçekleşiyor. Artık 11.27 desteğimiz. 11.93, 12.74 sırasıyla teknik hedefleri. Yani burada inişler çıkışlar olabilir ama Orge için halen olumlu ve yukarı gitme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet, teknik anlamda halen güçlüyüz Orge'de. Şimdi gelelim yine başka bir konuya. Daha önce de anlattık işte. Kripto para örneklerini çok verdik. Hep zirvelerdeyiz artık. Nereye gidebiliriz ki? Sorusunu bakın burada. Buradan gelmişiz. İşte diyelim ki 2.96'lardan 8.30'lara. Ya hocam bittik. Hayır. Bitme diye bir şey yok. Treni kaçırma diye de bir şey yok. Bizim teknik analiz her zaman her yerde tepede dipte geçerlidir. Bakın şöyle atacaksın bu tepede de olsa şu destek çizgini. Diyeceksin ki ya ben bu destek çizgisinin altına sarkmadığım müddetçe yolculuğa devam ederim. Sarkıyor mu? Hayır sarkmıyor. Şöyle de bakınız. Oluşumu aslında bir yükselen üçgen formasyonu diyebiliriz. Yukarı doğru kırılımıyla beraber hareket devam ediyor. Teknik anlamda şu anda herhangi bir negatif durum satış söz konusu değil. O Fibonacci'deki teknik hedefleri umarım teker teker görürüz değerli dostlar. 4 saatlik grafiğimizi açalım. Bakın 4 saatlik grafikte de yine aslında pozitif senaryonun devam ettiğini net bir şekilde bakın şöyle bir formasyon eşliğinde gittiğimizi söyleyebiliriz. Bakın yükselen bir trend oluşturmuş ve destek direnç, destek direnç, destek ye tekrar direnç 12-14 bantlarında geri çekilir düzeltmesini yapar. Tekrar bir sonraki zirve 13 olur. Artık teknik görüntü böyle böyle gider arkadaşlar. Evet, illa ki ben stop loss noktası arıyorum diyorsanız sırasıyla destek noktalarını 10, 48, 9, 73 şeklinde takip edebilirsiniz değerli dostlar. Evet, kurtsa bakalım. Alın yine teknik anlamda hedefine ulaşmış olan bir hisse fazlasıyla. Bakınız katlamalar katlamalar uzaya mekik gönderdik. Muhteşem.
Çizimleri kaldıralım. Evet, Fibo 2.618, 1.618. Bakınız burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakınız 27.90'ın altında dikkat etmekte fayda var diyebiliriz. 27.90 bölgesinde bakınız. Zaten arkadaşlar şunu zaten bilin. Fibonacci'de bu şekilde ki hareketlerde 1.618'den genelde düzeltmeler, geri çekilmeler gelebilir. Burada gelmemiş, yoluna devam etmiş. 2.618 bakınız. Seviye üzerinde yine 2 günlük kapanış gerekli bizler için. O da yok. Yani bir geri çekilme söz konusu olabilir. 27.90 üzerinde yine pozitif değerlendirebiliriz. 27.90 hatta 28 diyelim. 28'den üzerinde pozitif ama altında bir geri çekilme söz konusu olabilir. Örneğin şurası kaç? İşte 24.60. Bakın şu bölge. 28 ve 24.60 sırasıyla bizim destek ve dirençlerimiz. Yine Fibonacci değerimiz önemli. Pardon, RSI çizgimiz önemli. Burada da değerli dostlar şöyle destek çizgimizi çizelim. Yine kırılıp kırılmayacağına bakalım değerli dostlar. Kırılma aşağı yönlü gelir ise özellikle 59-50 bantlarının altında RSI tehlike saçabilir değerli dostlar. Evet, KOS'ta 2.618, 27.90 yani 28 bantlar altında risk faktörü yüksektir değerli dostlar. Anadolu Grubu Holding. Daha önce yine özel bir video hazırlamıştık. Burada değerli dostlar bizim bir katlama hedefimiz söz konusuydu. Bakınız şöyle aldık Anadolu Grubu Holding'i. Ya burada hani anlatılmaz yaşanır mı diyelim yani. Anlattıklarımızı biz geçmişte yaşadık diyelim değil mi değerli dostlar? Bakın bunların hepsini anlattık. Yükselen kanal trendini anlattık. Halen o kanal trendini devam ediyoruz. Geçmişteki tepeyi anlattık. Bu tepenin üzerinde dedik. Bakın 50 bantlarını görüyoruz. Yani bizim Anadolu grubunda herhangi bir bozulma henüz söz konusu değil arkadaşlar. Teknik bir bozulmamız yok. Yani şunu yapabilir. Bakın bunu biraz önce Enerjisa'da gösterdik. Değil mi? Orge'de gösterdik. Yani şu bölgelerde gelir, gel gitler yapabilir. Yani şu temas bölgesi tekrar 29 30 bantları bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Olası geri düşüşlerde değerli dostlar. Evet. Yine şu şekilde burada yatay bir seyirde oluşabilir Anadolu Grubu Holding'de. Orta uzun vade için değerli dostlar 50 51 bantlar teknik hedefimiz. Evet. Doğuş Otomotiv'e bakıyoruz. Bakınız. Hoca bazı şeyleri atlatamıyorsun içinden diyebilirsin. Bu şekilde arkadaşlar benzeri formasyonlar çizdik diye bir ara BİM'de öyle bir tepki aldık ki. Yani BİM'de şöyle açalım yine. Yani formasyon simetrik formasyon hastaları diyelim bunlara. Yani o ilginç bir şey ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani biz BİM için daha önce bir formasyon öngörüsünde bulunmuştuk. Demiştik ki BİM'de bir omuz baş omuz oluşabilir demiştik şuralarda. Yani bu formasyon direkt buradan da alabilirsiniz. Veyahut da bu şekilde alın hiç önemli değil. Nihayetinde görülen bir formasyon var değerli dostlar. Ya bu formasyon için illa ki bizim milimetrik yatay seyretmemize gerek yok. Değil mi? Bakınız her yerde tolo. Yani şu da bir tolo bakınız. Net bir tolo. Bakınız burayı da ben bir tolo olarak görüyorum. Solumuz, baş, sağımız. Her halükarda arkadaşlar. Yine şu derinliği al, burayı al. Bakınız. Bütün bunlar bir formasyondur. Anlayana, kabul edene. Burada da yine Doğuş Otomotiv'de de benzeri durum var arkadaşlar. Değil mi? Daha önce dedik. Formasyon işledi mi işledi. Alım fırsatı olarak karşımıza çıktı mı çıktı. Daha sonra dedik ki formasyon bitmiyor Doğuş Otomotiv'de. Yine şu bölgede bir formasyon var dedik. 25-62 destek dedik. Çıktı gitti arkadaşlar.
Artık çizeceğimiz nokta doğuş otomotivde hemen şöyle katlama hedefini alıyoruz. Karşımıza bıraktığımız an teknik bize şunu söylüyor. Senin 43, 96, 44 bantları teknik hedefin diyor bize buradaki formasyon. Ha, geriye geliriz, düzeltmeler yaparız, onlar önemli değil. Artık 34, 60 destek noktamız değerli dostlar. Evet. Durum bu. Geri bir taşa bakalım. Başarılı demiş. Şimdi burayı da kaldırıyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar bulanıkla giderelim. Şimdi Fibonacci amcamız nerede bir bakalım. Hatta Fibonacci'den önce şu katlama çizgimizi çizelim. Evet, 8.60 ortalama bizim teknik hedefimiz. Evet, bir düzeltme yiyebiliriz değerli dostlar. Bir daha doğrusu bir geri çekilme. Ki burada zaten şu kısmı görüyorsunuz net bir şekilde çalıştığını. Değerli dostlar, bakınız. Bizde nasıl ki bir düşüş, pardon, yükseliş onayı hareket dediğimiz hareketler söz konusuysa bazen tam zıttı düşüş onayı da alınabiliyor. Destek, destek. Bakınız, kırılmış aşağı doğru. Geri çekiliyor. Tekrar bakın. Şu siyah çizgiden dönüp aşağı doğru meylettiğimizi görüyoruz. Teknik olarak bir satış sinyalidir, satış onayıdır. Lakin biz ne yapıyoruz? Sadece burayla yetinmiyoruz. Diyoruz ki geçmişteki dip ve tepeler bizim için çalışabilir. Onun için şu üst sarı arkadaşlar bunu ne yapalım? Şöyle mavi. Bakınız mavi çizgi bizim için destek çizgisi arkadaşlar. Evet, mavi çizgi bizim için destek çizgimiz. Bu bölgeye dikkat ediyoruz. Bu bölgede değerli dostlar bir hareket yukarıya doğru gelir ise bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkabilir. Evet, kerevi taştaki görüntümüz bu. Umarım bu maviden bir hareket gelir arkadaşlar yukarıya doğru. Bakınız bu hareketi göremediğimiz zaman mavi kırıldığında alt sarıya doğru yolculuk gelecektir. Ama bu alt sarının değeri kaç hemen çizelim. 5 arkadaşlar. Demek ki kerevi taşta 5 bandı. Önemli bir hem psikolojik hem de geçmişten kaynaklı önemli destek noktamız. Hissede olmayan arkadaşlarımız için kesinlikle şöyle bir kırılım odaklı gitmelerinde fayda var diyorum. Bu kırılımın gelmesiyle yolculuk önemli olacaktır. Çünkü bu bölgelerde her halükarda risk faktörü söz konusu değerli dostlar. İndikatörlere bakalım. Evet, indikatörlerde şöyle bir pozitif bir uyumsuzluk göstereyim dediği bir yer yok. Halen boynu bükükler arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Yani şu bölgeden bir hareket, bir tepki gelir ise ne ala? Veyahut da burada işlem açtınız, mutlaka şöyle bir stop noktası koymanız lazım. Örneğin işte 5.84 gibi. Yani şu mavi çizginin altı. 5.85 diye misal 5.90 olabilir. Ha, buralardan bir dönüş yapar ise pozitif. Yok yapamaz. Aşağı doğru kırdık. İlk etapta sarı. Sarın kırılmasıyla da al sana uçurum. Evet. Bunlar tabii genelde biraz negatif ağırlıklı gittik ama maalesef işin görüntüsü o şekilde negatif bir görüntümüz söz konusu. Şimdi burada değerli dostlar şöyle bir kesişme durumu, daha doğrusu şöyle bir
görüntü söz konusu bir flama bayrak oluşumundan bahsedebiliriz şöyle. Şimdi bu görüntümüz de var değerli dostlar. Bakalım neler olacak. Onun için olası bir şekilde buradan dönüp şu bölge kırıldı ise bu flama çalışır ve muhteşem bir yükseliş atağı karşımıza gelebilir değerli dostlar. Evet. Anlatacaklarım şimdilik bunlar değerli dostlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Şimdi dilerseniz hemen hisseleri hızlı bir şekilde haftalık takaslarına bakalım. Gübre fabrikaları haftalık takas 28.34, haftalıkta negatif. Citibank alıcı kısmında değerli dostlar. Menderes'e bakalım. 37.15 haftalık takas olumlu. Satıcılar daha dağınık, alıcılar toplu. Cemaş haftalık muhteşem bir takas. Pozitif yabancı alımı ağırlıklı. Migros olumlu. Yine Citibank alıcı kısmında haftalık takas olumlu. Vestel beyaz eşya. Bu arada çok satıcılar da alıcılar da toplu sıkıntılı. Yani tam net bir şey söyleyemiyoruz. Aylık bazda kısmen olumlu. Kardemir A haftalık takas 20.14. City Dötçe. Oo, güzel. Kardemir A'da toplu alımlar ve de yabancı alımı söz konusu haftalıkta. O Kardemir A'da ciddi bir destek noktası oldu. Ciddi bir destek noktasında olduğumuzu söylemiştik. Umarım o destekten döner. Bakın takası güzel. Dönerse bir yeni fırsat olarak karşımıza çıkar Kardemir A. Evet, diğer bir hissemiz neydi? Yataş. Yataş'a bakıyoruz. Haftalık takas 6'ya 44. Ciddi bir toplu satıcı hakim değerli dostlar haftalıkta. Aylıkta bakıyoruz. Kısmen pozitif. Haftalıkta satışlar daha ağırlıklı. Orge. Kısmen pozitif haftalıkta. Aylığa bakıyoruz. Kısmen pozitif. Kort. Aylık negatif. Haftalık negatif. Satıcılar daha baskın değerli dostlar. Kort'ta. Anadolu Grubu Holding. Hemen ona bakıyoruz. Benim beğendiğim hisse değerli dostlar. Aylık 22.17 olumlu haftalık. 38'e 10 olumlu. Daha toplu alıcılar söz konusu. Doğuş Otomotiv'e bakıyoruz şimdi. Aylık HSBC yatırım toplayıcı, yapı kredi satıcı. Haftalığa bakalım. Arkadaşlar bu ne? Yanlış bir yere bakmıyoruz değil mi? Evet, burada toplu alımlar, toplu satımlar söz konusu. Yani bir aslında gel git. Aylığa tekrar bakıyorum. Şöyle yenile yapıyorum. Hatta şöyle ayın 4'ünden itibaren alalım. Yani burada çok da net şu bu diyemeyiz. HSBC almış, yapı kredi satmış. Kerevitaş. Aylık bakıyoruz 16.27 kısmen negatif. Haftalığa bakıyoruz 24.39 kısmen negatif değil negatif değerli dostum. Evet Kerevitaş'ta takas negatif. Evet tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın değerli dostlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bol bereketli bir kazanç kapısı bu haftada sizlerle beraber olmuş olur.